GABBA Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum başlıyor. Az Önce Konuştum'a hoş geldiniz. Bir cuma akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler, seçim bitti, kısmen bitti ama Cumhurbaşkanlığı seçimi kısmı önümüzdeki haftaya kadar devam edecek bir gündeme sebep oldu. Bugün ortalık toz duman, si siyaset gündemi, herkes... Bir başka tarafta başka bir şey tartışıyor. Biz de bugün seçimin önemli partilerinden hatta şu anda baktığınız zaman listede Türkiye'nin en çok oy alan partisinin seçimle ilgili en önemli e, stratejik noktalarından birinde bulunan ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra partinin ikinci ismi e, AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş'u ağırlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? ]ladım. Sağ ol. İyi Şimdi Kampayanın... size desem ki kim kazandı? Tabii siz biz kazandık diyeceksiniz ama ben o zaman tersten sorayım soruyu. Sizce kim kaybetti? Ee... Bir kere kazanan Türkiye demokrasisi onu söyleyelim her halükarda böylesine yüksek stresli bir seçimin sonucu hem katılımı çok yüksek hem böyle güle 87 diye açıkladı e, bugün Evet abi. yani hem e, güle oynaya hemen hemen hiçbir olay olmadan, kayda değer olay olmadan gerçekleşen e, FK'de önemli bir seçim. E, seçimin kaybedeni e, baktığınız zaman önce Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi genel başkanını ilk sefer Cumhurbaşkanlığı yarışına e, aday olarak gösterdi ve etrafında çok fazla partiyi toplayarak partilerin ötesinde çok fazla fikir ve siyaset merkezlerini de etrafa etrafına alarak orada kendisince çok büyük bir e, koalisyon ittifak da diyemeyeceğiz koalisyon oluşturdu. Hatta dışarıdan da yurt dışından da bazı açık destekleri Kemal Kılıçdaroğlu arkasına aldı. Ve öyle bir özellikle sosyal medyada oluşturulan algılarla öyle bir e, noktaya getirildi ki iş. Yani kazandı. Hatta kazanmakla kalmadı. Cezaevlerinin kapıları açıldı, kırıldı. Oradaki mahkumlar dışarıya çıktı. KHK'lılar işlerine iade edildi. İktidar Partisi'nin yöneticileri, hükümetin içerisinde olanlar tutuklandı, yargılandı falan. Böyle bir havayla girdikleri, mutlaka kazandıklarını düşündükleri bir seçimde tam manasında bir hüsranla karşılaştılar. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı oydan 2 milyon 550 bin daha az oy alarak ikinci sırada oldular. AK Parti'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde 10 puandan fazla oyla birlikte bir Türkiye'nin birinci partisi oldu. Bu tablo bir de tabii ki nihayetinde siyaset mecliste yapılıyor. Mecliste de Cumhur İttifakı birinci ittifak. Yasa çıkarma çoğunluğuna sahip, meclisi yönetme, meclisi yönlendirme iktidarına sahip olan bir grup oldu. Dolayısıyla baktığımız an Cumhuriyet Halk Partisi hem adayını, kendi genel başkanını bu yarışta çok gerilerde, olması dolayısıyla hem de oradaki Millet ittifakının mecliste çoğunluğu sağlayamaması dolayısıyla seçimin kaybedilmesi. Şimdi burada tabi... Tabi bir de HDP'yi saymak lazım. Hı. Yani HDP'de oyları bir zamanlar 13'ler hatta 15'ler olduğu iddia edilen kamuoyu yoklamalarında bir hava vardı. Ama nihayetinde %9'un altına düşmüş 8 nokta küsurda kalmış olan bir siyasi parti ve özellikle çok oy bekledikleri metropollerde bekledikleri oyun çok gerisinde kalmış oldular. HDP'nin de bu seçimin kaybedenleri arasında koyabiliriz. bu oy kaybını çok yaygın olan yani herkesin kafasında hep aynı soru var HDP ile ilgili konuşulduğunda terör örgütüyle olan mesafe sorunu. Bu mesafeyi bir türlü ayarlayamamaları, zaman zaman uzantı haline geldiği söylemlerine sebebiyet veren eleştirilere e, sebebiyet vermeleri, sizce HDP'ye kaybettiren bu mu oldu, yoksa aynı zamanda siyasi söylemde de başka kayıpları da oldu mu? Şimdi şöyle yani bir kere e, biz yıllardır söylüyoruz yani biz HDP gibi yani HDP, DEP vesaire falan o siyasi geleneğin hepsini birbirinden çok ayırt etmeden konuşmamız lazım. E, burada böyle bir siyasi partinin varlığı sorun değil, sorun bu siyasi partinin terörle, dağla arasında mesafe koyamamasıdır. Yani bir eli dağda, bir eli Kaleşinkov'da, bir eli sandıkta olmaz. Yani ya demokrasi vardır ya demokrasi yoktur. Yani burada HDP'nin böyle bir şey yapmadığını ya da yapamadığını, artık örgütle parti arasındaki ilişki, ne tür baskılar var onları biz bilemiyoruz. Ama sonuçta görünen şu, HDP'ye oy veren çok geniş kitle yani, sıradan e, Kürt vatandaşı da diyor ki Kürt kardeşlerimize diyor ki ya yeter diyor ya bu nedir diyor. Biz ta 1973 Eruh baskını PKK'nın o zamandan bugüne kadar Türkiye'de 40 binin üstünde insan terörden dolayı e, maalesef öldürülmüş. Birçok askerimiz güvenlik şey, e, şehit edilmiş, güvenlik kuvvetlerimiz şehit edilmiş. Şehirler kazılmış, insanlar dağa kaçırılmış, köyleri yakılmış, mezraların yaptıkları ticarete engel olunmuş, insanlar çocuklarını çok küçük yaşlarda kaybetmişler. Şimdi böyle ağır bir fatura ve bu faturayı Kürt halkı da zaten PKK'ya kesiyor. Dolayısıyla diyor ki ya şundan bir kurtul, şunu sırtından at, benim benim üzerimden bununla bir irtibata girme, ben de rahat rahat çoluk çoluk çocuk şehirlerde rahat bir şekilde evet. Bir siyasi kimlik olarak, bir Kürt bilinci itibariyle sana oy vereyim ama sen de adam gibi bir parti ol diyor. Bunu zaten özellikle Hendek olaylarından sonra, Çukur eylemlerinden sonra bunu Kürt halkı yüksek sesle söylemeye başladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, yani biz bir zamanlar hatırlıyoruz, yollardan biz geçerken güvenlik kuvvetleri bizi uyarırdı. Aman ne olur buradan geçmeyin, hava kararacak. Şimdi Allah'a çok şükür gece 1'de, 2'de Türkiye'nin en ücra mezrasındaki insanlar, köylüler... Gece yarılana kadar oturuyorlar, faaliyetlerini sürdürüyorlar, düğün dernek falan. Böyle bir huzur ortamı bulmuşken bölge halkı asla buradan geri dönüş istemiyor. HDP'ye karşı bu anlamda bir kırgınlık ya da bir şekilde HDP'ye bu kadar yüksek bir destek, bekledikleri desteğin çıkmamasının temel sebebi budur. Artık çok test edildi, defayetle test edildi. Yani bir günün meselesinden bahsetmiyoruz. 73 dediğiniz zaman 50 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu 50 yıl içerisinde nice canlar gitti. ...nice hayaller e, suya düştü... ...yani bu e, bir siyasi hareket için... ...yeterinden fazla test edilmiş olmaktır... E, ...burada tekrar... E, e, ...söylediğimiz şey... ...bu seçim sonuçlarını iyi değerlendirsinler... ...ve kalkıp şunu... ...bu kampanyada bile diyemediler... ...hala terör örgütüne e, göz kırptılar... ...selam durdular, selam çaktılar... ...şunu kalkıp deseler ki... sen ...PKK, PYD kimse... ...ya şimdi böyle bir şey olabilir mi... ...demokratik bir seçime gidiyoruz... ...Türkiye'de 85 milyonu yönetecek... Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Cumhurbaşkanı hem Kılıçdaroğlu'na destek vererek kalkıyor konuşuyor hem de diyor ki HDP'li bir aktör efendim diyor biz de Suriye'dekiler gibi kazanımlar elde edeceğiz bu seçimden sonra diyor. Yani Rojava bölgesini işte evet, Suriye'nin kuzeyindeki kantonlaşma yani özel yönetimler meselesini Türkiye'nin gündemine getiriyor. E bundan şunu bilmiyor ki yani önce sana oy veren insanlar bundan rahatsızlık duyuyor. Bir de insan azıcık aklı olur ya kardeşim Rojava'da ne ne kazanım var yani Suriye'de 12 yıldır devam eden bir iç savaş var. Orada Kürtler de bundan bizar vaziyette, Türkler de, efendim, Aleviler de, Sünniler de, Araplar da, herkes illallah diyor. Terör örgütleri orada cirit atıyor, onların e, karşısında da Türkiye. Hem Suriye'nin bölünmemesi, Irak'ın bölünmemesi, hem de kendi sınırlarının korunması için mücadele ediyor. Şimdi bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Artık e, e, milletin verdiği bir nihai e tarihi olarak bunu görmesi lazım ve e, bu anlamda da e, bu siyaseti güdenlerin e kendi iki ellerini başlarının iki ellerinin arasına alarak düşünmeleri lazım. Cumhur İttifakının tabii en önemli avantajı AK Parti bir oy kaybetti. Yani rakamsal olarak ortaya da bir resim var. Böyle AK Parti'nin oy kaybettiği gerçeği var. Fakat diğer tarafta ittifakın diğer üyeleri Millet İttifakının aksine e, ana parti olan AK Parti'ye ciddi katkılar sağladı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir ankette görünmeyen bir oy aldı. Tabii. E, e, yeniden Refah Partisi bence çok büyük sürpriz ki siz şimdi mecliste birazdan onu da soracağım. Yani milli görüş deniyorsa eğer, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne kadar onun şu o dönemki arkadaşların adı geçiyorsa sizin de en başa koymak lazım adınızı. Şimdi mecliste yeniden refah var. E, AK Parti, e, yani yönetici kadrosu anlamında milli görüşten gelen bir kadro var. E, diğer tarafta Saadet Partisi var. Yani bayağı bir milli görüş e, dağılmış bir meclis var. Bunu size soracağım ama... Cumhur İttifakı'na, Millet İttifakı'nın aksine e, ittifak ortaklarının da ciddi anlamda katkı sağladığını görüyoruz. Bu büyük bir de avantaj oldu herhalde değil mi? Yani meclisteki çoğunluğun elde edilmesini. Şimdi bu, bu avantajın ortaya çıkmasını sağlayan temel sebep şu. Cumhur İttifakı en başından itibaren bir al-ver pazarlığı içerisinde olmadı. Yani bu, maalesef bunu bir siyaset yapmak için söylemiyorum ama ayan beyan milletin gözünün önünde olduğu için yani ben sana bir bakanlık vereyim, bir cumhurbaşkanı yardımcılığı vereyim. Hatta yetmez beş tane genel başkana verdik de iki tane de büyükşehir belediye başkanına sonradan vereyim. Yedi tane cumhurbaşkanı yardımcısı İşte işte Sayın Akşener kalktı dedi ki bir, dur bir dakika dedi ikimiz burada kendi isimlerimizle giren partileriz. Aldığımız oy oranlarına göre bakanlıkları paylaşırız. Sen CHP olarak kendi payına düşeni istiyorsan kime verirsen ver. O beni ilgilendirmez dedi. Hep Başından itibaren bir pazarlık ve bu pazarlığın sonunda da e, o pazarlıkta da kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Yani hiç oyları olmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde neredeyse çok çok marjinal bir katkı verdilerse verdiler e, partilerin böyle 40'a yakın hatta daha fazla zannediyorum 40'tan fazla milletvekili çıkarmış olması CHP seçmenini de sorguladığı bir nokta olarak ortaya çıktı. Bizim avantajımız ise. Biz hiçbir dönemde Allah için Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Devlet Bahçeli başından itibaren bu konuda son derece vatansever bir çizgide yürüdü. Türkiye'nin temel noktalarda yani işte terörle mücadele, Türkiye'nin tam bağımsız bir Türkiye olma istikametinde yürümesi, kendi milli teknolojilerinde Türkiye'nin güçlü bir atılım yapması vesaire gibi konularda koşulsuz bir anlayışlık, ortaklık içerisinde hareket edildi. Bu bir alver pazarlığı, bir koalisyon mantığı hiç olmadı. Hmm. Bu süreçte Büyük Birlik Partisi ve yeniden olduysa da bu dışarı yansımadı. Yani Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan arasında ya da parti yöneticileri arasında ittifaka dair bir tartışma, ittifaka dair bir konuşma, bir uzlaşı süreci olduysa da yani, kamuoyu bunu bilmedi. Şöyle yani hiç şunu duydunuz mu işte felanca ittifakın felanca partisi şu bakanlığı istiyor? Şurada bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı istiyor gibi bir pazarlık asla olmuyor. Siz olur. diyorsunuz On... ki Millet İttifakı cephesinde o bütün o pazarlıklar, o tartışmalar bunlar görüldü, bunlar, bunlar görüldü, o oranı ciddi tabii, etkiledi. Tabii görüldü. Ee, burada tabii bir de Ak, AK Parti'nin oy oranları düşmüştür meselesine de şöyle bir açıklama getirmek lazım. Böyle bir e, anlayış birliği içerisinde temel konularda Tabii ki MHP başka bir parti, Yeniden Refah başka bir parti, Büyük Birlik Partisi başka bir parti. Biz başka bir partiyiz. Ee, ama kendi programlarımız saklı kalmak kaydıyla Türkiye'nin ortak meselelerinde bir fikri mutabakat ve müştereklik oluştu. Ee, ve e, bunun ötesinde bir şey daha oluştu. E, son e, birkaç yılı şöyle bakarsak bir bileşik kaplar oluştu. E, yani bugün sen Cumhurbaşkanımızın aldığı yüzde 49,5 oy 1 Kasım seçimlerindeki AK Parti'nin aldığı oydur. Hmm. Öyle bakın bir de. Evet. Yani vatandaş şöyle gördü. Yani tamam. 49.5 muydu orada? 49.5 orada da 49 uz, zu biraz aşmıştı. Ee, yani şöyle gördü Cumhur İttifakına oy veren e, vatandaşlarımız tam Tayyip Erdoğan'a bir oy veriyorum. Zaten aynı şey bir oyda MHP'ye veriyorum, bir oyda yeniden refaha veriyorum, büyük birliğe veriyorum e, dedi. Ve bunu çok rahat yapabildi. Onun için hem kendi tabanlarını iyi mobilize edebildiler cumhurbaşkanlığı oy vermek konusunda. Hem de nihayetinde baktığınız zaman oyların tamamı toplamı e, bir bileşik kaplar şeklinde hareket edildi. Ben örnek olarak hep Bayburt'u örnek veriyorum. Mesela Bayburt e, bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza %84 civarında eğer yanılmıyorsam bir oy verdi seçimden sonra gittiğim için biliyorum 2019 seçimlerinde de yerel yönetimlerde belediye başkanlığı Milliyetçi hareket Partisi'ne verdi. Yani oradaki bizim AK Parti orada kaybetti. Ama AK Parti'ye e, oy vermeyen e, vatandaşlarımıza ya zaten fark etmez ha bu ha bu o diyerek. Yani bir de yerelde figürler de birbirine e, benzeyen e, isimler olduğu için böyle bir rahatlık içerisinde e, tabanların çok iyi konsolide olduğu bir seçimi geçirmiş olduk. E, bundan dolayı ben Cumhur İttifakı'nın bütün bileşenlerine bir kere daha buradan çok teşekkür ediyorum. Yani hem adayları hem teşkilat üyeleri fekala güzel bir şekilde bu kampanyada yer aldılar. Herkesin ortak görüşü seçimden önce biliyorsunuz şey deniyordu, bir dip dalga var deniyordu. Muhalefet muhalif bir dip dalga olduğunu, iktidar da kendi tarafını destekleyen bir dip dalga olduğunu söylüyordu. Seçimde göründü ki bir dip dalga var ve o dip dalga milliyetçilik. Yani Özellikle bu söylemin baskın olduğu, stratejisinin baskın olduğu partiler ciddi anlamda oylar aldılar topladığınız zaman. Önce buna katılıyor musunuz siz? Yani dip dalganın milliyetçilik olduğuna Şöyle, katılıyor musunuz? Şöyle, yani bunun da bugünün işi olmadığını, bu seçim sonuçlarından ibaret olmadığını söylemek isterim. Şimdi AK Parti aslında Türkiye siyasetinde bir şey yaptı. Türkiye siyasetinde normal eski sağ-sol tanımları vardı. AK Parti eski merkezler vardı. Muhitten gelen, çevreden gelen bir siyasi hareket olarak AK Parti Türkiye'nin merkezine oturdu. Ve yeni bir merkez inşa etti. Bu merkez inşasındaki en temel, dört tane temel özelliği var. Bunlardan bir tanesi yerli ve milli olmaktır. Yani makul, medeni, kalkınmacı, reformcu, zaman zaman Cumhurbaşkanımız devrimci muhafazakar tabirini kullanıyor. Bu anlamda çok büyük demokratik reformları yapmayı başarabilmiş yeni bir merkez inşa etti. Zaten bu merkezin ana rengi, ana tonu milli yerli olmaktır. Muhafazakar milliyetçi olmaktır, milliyetçi muhafazakar olmaktır. E Bu zaten 2002'den beri devam eden bir süreç. Bu yavaş yavaş daha da yükseldi. Yükselen AK Parti'nin tesis etmiş olduğu bu makul bir buna milliyetçilik mi dersiniz, yerli milli olmak mı dersiniz tanımı çok önemli değil. Ama vatansever ama aynı zamanda demokrasiye sonuna kadar açık. Zaten milletin de sandıklara bu kadar çok akın etmesinin sebebi o. Yani hem çok yüksek standartlı bir demokrasi isteyen, hem e, pazar ekonomisi koşulları altında kalkınma isteyen, hem dünya ile. Mesela gittiğimiz her yerde insanlar e, TOGA muazzam bir e, evet. ilgi gösteriyorlar. Ya Kusura bakmayın bu millet araba görmemiş bir millet değil. Orada başka bir şey. TOGA dokunurken milli onurunun yüceldiğini görüyor. Ben yaklaşık iki buçuk saat e, teknofeste vakit geçirdim. Keşke vaktim olsa biraz daha kalsaydım. Ya orada yüz binlerce insanın o coşkusu ta başka bir şey. Yani yerli olmak, evet biz de yapabiliriz. Biz e, oğluyla mücadele ederiz. Ondan daha iyisini yapabiliriz. AK evet. Parti bu duyguyu pekiştire pekiştire Türkiye'de milli yerli çizgiyi tahkim ederek geliyor. Bu şey meselesinin de, bu e, Baykar meselesinin de tartışılıyor olması bilmiyorum. Bu benim şahsi yorumum, yanılıyor olabilirim. Bu verilerde daha sonra muhakkak oy analizlerinde çıkar ortaya ama Baykar'ın da bu konuda konuşuluyor olması, tartışmaya açılmış olması da bence vatandaşı rahatsız ediyor. Çok rahatsız ediyor sadece Baykar değil yani Baykar tabii başta. Ee, yani işte TCG Anadolu'dan da rahatsızlık duyuyorlar, TOK'tan da rahatsızlık duyuyorlar, bilmem Anka'dan da rahatsızlık duyuyorlar, Hürkuş'tan da rahatsızlık duyuyorlar. Hatta dahasını söyleyeyim, ya Türkiye'de bir siyasetçi bunu söyler mi? Bunu bile söyledi muhalefetteki siyasetçilerden birisi. Dedi ki ya bu gazı uç çıkarmakla ne uğraşıyorsunuz Karadeniz gazı için? Ee, bunu yurt dışından alırsınız, daha ucuza alırsınız dedi. Yani seçmen milli yerli olanla milli olmayan, yerli olmayan arasında bir tercih e, yapma noktasında kaldı ve tercihini de doğru bir istikamette yaptı. Yani Türkiye'de e, bunu tabi daha çok tartışılacak bir konudur. Bütün dünyada evet bir milliyetçilik artıyor bu eyvallah ama Türkiye'deki esas e, gelişen şey böyle marjinal, ırkçı e, efendim e, ötekileştiren, e, kafatasçı e, bir e, milliyetçilik anlamında değil. Türkiye'de gelişmekte olan, yerli milli olan ve Türk halkının Türk milletinin e, e, elindeki imkanlara güvenip bundan daha ileriye yücelebileceğimizi e, gönülden hisseden bir e, milli duygudur, e, yerli duygudur. Bu milli görüş meselesini biraz konuşalım size. Siz şimdi yani Allah rahmet etsin Sayın Erbakan'dan bu yana yani milli görüşün başlangıcından bu yana geldiğinde e, her daim bu hareketin içindeki en önemli isimlerden bir tanesi oldunuz. Şimdi AK Parti'desiniz ama o dönem Refah Partisi'nde Milli Görüş hareketinin içinde çok önemli görevlerdeydiniz. Şimdi biraz önce de söyledim. E, Refah, pa yeniden Refah Partisi, Fatih Bey'in burada da ağırladık kendisini. AK Parti, Saadet Partisi. Siz şimdi bu üç partinin de temelinde milli görüş olduğuna dair bir itirazınız var mı? Belki Saadet'e ediyor olabilirsiniz muhalif diye ama. Hayır yok ya ben şunu söylüyorum. Yani e, siyaset aslında Partilerin isimleri, tabelaları, öndeki siyasi figürler vesaire falan bunlar değişir. Ama nihayetinde siyaset sosyoloji üzerinde e, e, gelişen, yol alan bir şeydir. E, günün gerekleri farklılaşabilir. Ama Türkiye'de başından itibaren iki farklı siyasi çizgi vardır. E, yani bu ne kadar başından itibaren Osmanlı'nın son dönemlerine gitti. O kadar. O kadar eskilerden itibaren gelen siyasi çizgi vardır. E, bir tarafta yerli, milli, Türkiye'nin imkanlarına güvenen, Batı medeniyeti karşısında yenilmediğimizi, e, evet bir takım e, geri çekilmeler oldu, koskoca imparatorluğumuzdan daraldık, Türkiye Cumhuriyeti devletimizi kurduk, ama sonuçta kendi milli ruhumuz, milli kimliğimiz, medeniyetimiz üzerinden ve insan e, gücümüzle birlikte yeniden yücelebileceğimiz, yükselebileceğimize inanan. Ben buna milli siyaset çizgisi diyorum. Hmm. Adına ne derseniz deyin. Çok partili siyasi hayatımızda da bunu işte Demokrat Parti ile başlatırsanız rahmetli de, e, Benderesi, rahmetli Özal'ı, rahmetli Erbakan'ı, Muhsin Yazıcıoğlu'nu bu işin içerisine e, koyabilirsin. Bu bir milli siyaset e, çizgisi. Demireli söylemez misiniz burada? Hayır yani bütün bu e, birikimin hepsini e, söylerim. Diğer tarafta da daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezi de olduğu hmm. e, yani batı yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de tırnak içerisinde kendini sol olarak tanımlayan hmm. Ee, ne kadar sol e, rahmetli Cevit'i hatırlıyorum. Yani bunlar bunların solculuğu da e, e, şüphelidir manasında laflar Şimdi söyleye, tam solcu. Cevit bunun istisnası mıdır diye soruyor. İstisnasıdır. Öyle mi? Cevit e, kesinlikle e, istisnasıdır. Ya tüm bu bahsettiğiniz e, Çizginin karşı, karşı tarafında, tarafında gö gör, gö görünüyor olmakla birlikte Ecevit'te milli hassasiyetleri itibariyle hep Türkiye'nin milli siyaset çizgisine destek olmuş birisidir. Ee, i̇şte Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki e, rolü ortadadır. E, Türkiye'nin işte ambargolarına karşı, Amerikan ambargolarına karşı direnişi ortadadır. E, ama karşı taraftaki çizgi, Cumhuriyet Halk Partisi çizgisi sol gibi görünmesine rağmen bal gibi Sadece bir partidir. Sadece yani sağcılığı Türkiye sağ solu gibi e, söylemiyorum. Rahmetli İdris küçük Ömer de onun için ne diyordu? E, Kendisi de sol geleneğin, Türkiye'deki milli sol geleneğin önemli figürlerinden birisi. Türkiye'de sol aslında sağdır, tutucudur, gericidir. E, Türkiye'de geniş e, demokrat kitlelerse muhafazakar geniş kitlelerdir. Böyle baktığınız zaman e, yani. Türkiye'de bir siyaset geleneği var. Kendi gücüne güvenen, milletin kendi ayakları üstünde yeniden yükselebileceğine inanan, bunun için mücadele eden bir gelenek var. Emeği geçen, herkese katkısı bulunan, herkese den Allah razı olsun. Büyük bir mücadeledir. Bugün de aslında parlamentoda 15 tane parti var. Bu partilerinde ben böyle bir ayrımda, ayrışma noktasına doğru da gideceğini düşünüyorum. Bir tarafta bu milli siyaset çizgisi yani milli yerli olmak, elin oğluna onlarla her alanda mücadele ederek cevap verebilmek ve Türkiye'nin menfaatlerini en zor şartlarda koruyabilecek bir yetkinliğe sahip olmak konusunda bir siyaset gelişti. AK Parti bugün bu siyasetin merkezinde. Belki Merke böylesine bir merkez inşa etmiş oldu. AK Parti'nin merkezinde olduğu bu siyaset için Bugünkü seçim sonuçlarına bakarak milli görüş geri döndü denebilir mi? Şöyle milli görüş bu anlamda baktığınız zaman milli görüş hiç kaybolmadı. ben o oy... Meclisten bahsediyorum. Meclisteki temsilden. Hayır sadece partiler üzerinden onu görmeyin. Şimdi hmm. en son Refah Partisi %21 oy almıştı. Rahmetler Bakan evet. e, zorla e, bir takım dış güçler istiyor diye iktidardan indirildiğinde halkın %21'inden fazlasının oyunu almış birinci partiydi. E şimdi ne oldu? O yüzde yirmi bir nerede? Yüzde yirmi birin çok büyük bir kısmı, yüzde yirmiye yakın kısmı zaten AK Parti içerisinde. Ee, yani böyle baktığınız zaman e, var yok olmuş e, değil, bir nüve olarak Türk siyasetinde her zaman var olmuş, etkin, içine girdiği e, e, kabada rengini veren bir siyasi e, akım olarak, bir sosyolojik damar olarak milli görüş hep var oldu. Siz, siz partinin içerisinde Binali Bey ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonraki en önemli iki isimsiniz. Yani genel başkan vekilisiniz daha ne olacak? Ee, ama bir yandan tabii e, mecburen ya, göreviniz gereği yani partinin sözünde söylüyorsunuz ama ben sizi çok eskiden beri tanıyorum. Çok yakından takip ediyorum ve iyi de tanıdığımı düşünüyorum. Şeyi merak ediyorum ama sizin e, baktığınızda ya o yüzden size sürekli milli görüş soruları sormaya çalışıyorum. Şimdi mesela Saadet Partisi de Temel Bey de oradaki birçok insan da bu e, hareketin devamında geldiklerini söylüyorlar. E, Fatih Bey'in partisi de şüphesiz öyle AK Parti de öyle. Ee, ama Saadet Partisi bu seçimde birçok analize göre henüz bu istatistik olarak ispatlanmış bir şey değil ama baktığınızda durum bu. Hatta yani Saadet Partisi'nde birlikte diğer birkaç partinin de toplamdaki oyunun yüzde birler civarında olduğunu söylüyordu araştırmalar. Ee, yeniden Refah Partisi bu kadar yükseliyorken Saadet Partisi'ndeki bu düşüşü milli görüş tabanlı bir siyasetten gelen bir isim olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bir de nihayetinde işin bir siyasi fikri tarafı var. Bunlar konuşuruz. Ama bir de insanların siyasette hisle hareket hmm. ettiği bir e, durum söz konusudur. Şimdi e, çok açık söyleyeceğim. Kimseyi kırmak için söylemiyorum. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, adaylığının ilan edildiği gün, bunun Saadet Partisi'nin genel merkezinde e, ilan edilmiş olması ve orada 28 Şubat sürecini hatırlatan Türkiye layıktır, layık kalacak sloganlarının atılması, e, İzmir Marşı'nın e, söylenmesi e, ve orada e, yani... Zaten milli görüşün en temel e, e, baskın özelliklerinden birisi Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetine karşı olmasıdır. E, böyle bir karşıtlık üzerinde fikri tekamülünü tamamlamış olan bir siyasi e, çizginin e, maalesef e, 2023 seçimleri için e, tam da karşıdaki olan e, adaya destek vermiş olması e, milli görüşü gerçekten seven, anlamış olan geniş kitlelerde bir hayal kırıklığı oluştu. Ama Türkiye'nin layık kalması, İzmir Marşı bunlar hani bir siyasi şey. Hayır ben şeyde... sen hayır sembol olarak yani bunlar hepimizin sizin de üstünde itiraz edeceğiniz zannetmiyorum. Bunlardan bunlardan rahatsızlık duyduğum için söylemiyorum ama sen bir de semboller var onun için. Hmm. E, Onu hatırlattı mı diyorsunuz? E tabii ki yani geniş hmm. kitlelere e, yani oradaki o tav, tavır tarz, Cumhuriyet Halk Partisine verilen e, destek e, e, yani açıkçası 28 Şubat'ın palet şakırtılarını hatırlattı. E, yani böyle bir e, zihni, fikri, psikolojik bir e, olgunun da ortaya çıktığını biliyorum. Bunu dinlediğim için biliyorum Öyle insanlardan. Mi? Saadet yani, partiler mi Yani parası? insanlardan dinlediğim için biliyorum. Rahatsız oldular. Yani bu kadar çok e, zaten Yeniden Refah Partisi'nin de e, bu seçimde böyle önemli bir e, oy alarak, sonuç alarak ortaya çıkmasının sebeplerinden birisi de bu. Siz Saadet Partisi'nin içerisinde şimdi milletvekilleri var. CHP listesinden girdiler. Bunların meclis şeyi içerisinde çalışma süreci içerisinde e, hareket edebileceklerini düşünüyor musunuz başka partilere? Ya ben bunu şey bir değerlendirme olarak görüyorum. Provokatif yani. mi? <laughs> Şundan dolayı tekrar ben söylüyorum. Şu anda mecliste 15 parti var ama bu partilerin bir kısmı için henüz sosyolojik tabanları oluşmamıştır. Hmm. Mühim olan partilerin kimliği, kimlerle temsil edildiğinden daha ziyade sosyolojik tabanlarının oluşmasıdır. Bu geleceği deva falan mı kastediyorsunuz? Hiç parti isimleri vermiyor. Bu, bu kolay bir şey değil. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi e, en zor şartlarda ölüsü %25 ediyor. İşte Ak Parti'nin en az oy aldığı parti sadece parti kimliği olarak bakıyorsunuz. E, Türkiye'de e, nin birinci nin parti. Ölüsü oldu. %25 alıyorsa diğer 5 parti hiç oy almadı demek. 4 parti hiç oy almadı demek. Ben bilmem hesabını yapsınlar. Yapıyoruz işte şu Yap anda. Yapıyorlar zaten. Yani 25 zaten 25 aldı CHP. Doğru da söylüyorsunuz bu arada CHP'nin ortalaması yani 25'in altına düşüyor. Ya şimdi sosyoloji derken mesela Türkiye sosyolojisinin geleneksel bir 65-35 dengesi var. Yani tırnak içinde 65'i sağ sağ sağduyulu milli siyaset geleneği diyebileceğimiz bu partilerin içerisinde olanlar. 35'i de daha çok sol bu sağ solu benimsediğim için söylemiyorum. Tarifi kolay olsun diye söylüyorum. Ben bunu birkaç televizyon programında da ifade ettim. CHP artı HDP yüzde 35. Sonuç öyle. Bu değişmiyor Türkiye'de. Şimdi değişen onun için söylüyorum. Diğer partilerin bu kadar çok partinin olması, ben şahsen bunu bir kazanç olarak görüyorum. Demokraside çok sesliliği sağlayacak olan bir gelişme olarak kabul ediyorum ama bu partilerin henüz e, sosyolojik bir tabanı e, tabanların oluşması için herhalde e, bir vakit geçecektir. Onu beklemek lazım. Cumhurbaşkanı Yoksa, konuşuyormuş. Eyvallah. İzin verir misiniz? Saber esnafı. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına geçeceğiz. Ondan hemen sonra AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'la bu sohbete devam edeceğiz. Soracağım çok soru var. GABBA Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum devam edecek. GABBA Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum devam ediyor. Az Önce Konuştum'a devam ediyoruz. Konuğumuz AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından önce iç siyaseti konuşuyorduk, seçimi konuşuyorduk. Şimdi e, ikinci tura geçerken siz. İkinci turla ilgili sorularımı soracağım ama bugün çok önemli bir görüşme vardı. E, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan'la Sayın Cumhurbaşkanı Dolmabahçe'deki ofiste görüştüler. E, sizde haberler vardır ama söyler misiniz bilmiyorum tabii. Yani tıp görüşmenin içeriğini e, bilmiyorum ama yani şunu söyleyebiliriz bu görüşmeden bağımsız olarak da. E, Sayın Sinan Oğan'ın aldığı oy oranı gerçekten bir başarıdır. E, ama yani burada oy veren seçmenleri analiz ettiğiniz zaman temel önceliklerinin, bir numaralı önceliklerinin Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü olduğu ve bu anlamda hem PKK, PYD gibi bölücü terör örgütlerinin hem de FETÖ gibi Türkiye'de devletin bütünlüğüne kastetmiş olan örgütlerle mücadeleyi son derece ciddi alan bir seçmen kitlesi olduğunu biliyoruz. Şu ya da bu şekilde yani iktidara vermemiş, Cumhur İttifakı'na vermemiş olabilir ama zaten Millet İttifakı'na da vermemiş, vermemesinin temel nedenlerinden birisi de orada gördüğü hem FETÖ ile hem PKK ile olan bir en azından dirsek teması yani açık sözlerine yansıyan hususlar. Dolayısıyla ben zaten oradaki kitlenin ikinci turda sadece iki kişi var. Artık başka bir seçenek kalmadı. İki kişi yarışıyor. Bir tarafta terörle çok etkin mücadele eden bir Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ya PYD mi bize düşman diyebilecek kadar aymazlık içerisinde olan bir Kuvvet Saroğlu. Dolayısıyla bunu Ata ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Ogan'a oy veren kitlenin de çok iyi değerlendireceğini biliyorum. Ee, sonuçların bu şekilde olacağını ümit ediyorum. Görüşmenin detaylı. Özellikle zaten birinci turdan sonra Sayın Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi içindeki birçok isim e, PKK ile mücadele edeceği terör konusunda böyle bir tavizin doğru olmadığı bunu iktidarın e, böyle bir algı yerleştirmeye çalıştığını söyleyip defalarca bunu da tekrar ediyorlar. Siz bunun seçmen gözünde ikna edici olacağını düşünmüyor musunuz? Ee, hayır yani orta laflar ortada hala bakın ikinci tura giriyoruz hala e, Kandil'den PKK'nın üst düzey sorumlularından e, Kılıçdaroğlu'na destek mesajları geliyor. Kendileri açıkça meydanlarda biz yerel yönetimler özellik şartını uygulayacağız diyerek Zaten biz Rojava'da PYD'nin elde ettiğine benzer başarıları Türkiye'de kazanımları elde edeceğiz diyenlerin ekmeğine yağ sürüyor Cezaevinin kapıları açılacak diye çok açık bir şekilde bunları söylüyor Yani bir kapalı kapılar ardında konuşulanlar ayrı onda zaten sırrı sakık diyor Yani kapalı kapılar ardında ne konuştuğumuzu millete söyleyin diyor yani şimdi yapılmış pazarlıkların olduğu aşikar. Bunu nereden anlıyoruz? İşte mitinglerde CHP'nin özellikle Doğu mitinglerinde HDP'nin vermiş olduğu koşulsuz desteği görüyoruz. Kitlesel desteği görüyoruz. Orada buna mukabele eden CHP yöneticilerinin ve eşlerinin yaptığı zafer işaretlerini görüyoruz. Yani ya Oyun milletin gözünün önünde oynanıyor. Dolayısıyla bunu eğip bükmenin yani dün kara dediğine bugün ak demenin e, bir e, faydası olmadığını e, düşünüyorum. Yani birkaç tane milliyetçi oyu alırım diye böyle bir aks değişikliğine gitmek e, böyle kısa e, dar alanda bir e, paslaşma gibi bir şey. Buna bu millet itibar etmez. Burada bir fikri bütünlük ve sürekli karar. Sinan Bey oyu Kılıçdaroğlu'ndan mı yoksa Erdoğan'dan mı aldı? E, muhtemelen her iki taraftan da almış olabilir yani e, bir memnuniyetsizlik bir protest yani çok tanımlanmış demin ilk bölümde konuştuğumuz belki sosyolojik olarak belli bir e, alana tekabül etmeyen ama sonuç itibariyle e, iki tarafta da e, bazı eksiklikler gören. İki tarafa da eleştirel yaklaşan kesimlerden aldığını e, tahmin ediyoruz. Sayın Oğan, Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklerse Kılıçdaroğlu kazanır mı sizce? Ee, Çünkü aradaki fark tam olarak o 5 nokta küsür. Hayır, şundan dolayı yani e, Sinan Ogan e, yani nihayetle oy aldığı kitlenin özelliğini bilen birisi. Hı hı. E, zaten böyle bir karar vereceğini zannetmiyorum ama sonuç itibariyle o kitle zaten şu tarafa yönelin dese bile e, yönelecek bir kitle değil. Zaten Zannetmiyorum bir... dediğiniz yani Millet İttifakı'nın destekleme kararı almaz diyorsunuz. E, tabii ki yani o da biliyor Yani kimlerden oy aldığını, hangi profilden oy aldığını, hangi toplumsal kesimlerden özellikle genç e, milliyetçi özellikleri yüksek, e, teröre karşı mücadelede ve milli e, devlet vurgusu konusunda e, çok net olan e, bir takım kitleden oy aldı ki tam da e, Millet İttifakı'nın en zayıf noktası burası. Dolayısıyla o kitlenin e, kim ne söylerse söylesin Millet İttifakı'na yönelmeyeceği aşikardır. Sizce Sayın e, yani Ümit Özdağ'ın da Sayın e, Sinan Oğan'ın da e, muhalif söylemleri var. Yani bu isimler baktığınız zaman muhalefet yapan isimler. E, yarın çıkıp Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz mu derler yoksa risk almadan sizin söylediğinizi yaparlarsa eğer çekimsel mi kalırlar? Yani bu kadar yıllık siyasi deneyiminiz hangisini yapmadığını daha bu, iyi bir... Bunu bilmem ama yani şimdi Cumhurbaşkanlığı ilk sefer denediğimiz bir şey. Cumhurbaşkanlığı daha evvel de halk seçtik cumhurbaşkanını Ama ilk sefer ikinci tura kalıyor. Hmm. E, bu şu demek ilk turda dört aday vardı. Biri kaset kumpaslarıyla, tehditlerle, baskılarla e, kendi tabirle e, yani 25 yıldır görmediklerimi 25 günde gördüm diyerek Muharrem İnce'yi bir baskı altına alarak kenara ittiler. E, üç aday yarıştı. Yani üç aday, üç farklı e, fikrin, üç farklı siyaset tarzının varlığı demektir. E, dolayısıyla ama şimdi e, sistemin doğa, doğası İki aday arasında, en çok oy alan iki aday arasında yarışı başlattı. Şimdi o süreçteyiz. Burada e, kalan işte o e, Ogan'a oy vermiş olan kitle bakacak. Her iki tarafın e, şöyle bir de geçmiş karnesine de bakacak eee işte özellikle terörle mücadele Türkiye'deki işte Türkiye'nin milli meseleleri, milli savunma sanayindeki e, kazanımlar, buralardaki fikirleri, Türkiye'nin Batı karşısındaki e, tavrı, tarzı, e, nasıl bunlar bakıyorlar? Bunları değerlendirecek ve ben e, oldukça ümit var bir şekilde söylüyorum. Hangi açıklama yapılırsa yapılsın, e, oy veren bu kitlenin e, büyük oranda Cumhur İttifakına destek olacağını zannediyorum. Siz e programın başından beri mesela Millet İttifakı ile ilgili konuşurken özellikle PKK, HDP, e, terör e, özellikle üçgeni bu konuyla ilgili eleştirilerini söylediniz ki bu seçim kampanyasının başından sonuna kadar iktidarı muhalefete yönelik eleştirisiydi. Görünen o ki ilk turda da ciddi manada karşılık bulmuş seçmen nezdinde. Bu iktidarı muhalefete karşı eleştirisi şimdi bir de muhalefetin iktidara bir eleştirisi var. O da tam sizin HDP ile ilgili durduğunuz yerde onlar da Hüdapar diyorlar. Diyorlar ki Hüdapar'ın söylemleri belli, Hüdapar'ın parti programları belli. Hatta bugün Hüdapar Genel Başkanı'nın geçmişte, çok yakın bir süre içerisinde yanılmıyorsam ama geçmişte değil, bu seçim kampanyası döneminde bir süre röportajında çok net diyor ki, işte, Türk bayrağı ile ilgili, işte, e, Hizbullah Hizbullah'la ilgili, PKK ile ilgili bunun terör örgütü olmadığını, e, kendisini öyle görmediğini söylüyor. Hatta daha beteri var bugün, e, Atatürk ile ilgili fikir soruluyor. Diyor ki orada e, Atatürk koruma yasası var o yüzden bir şey söyleyemiyorum diyor. Şimdi bunlar... Ee, ben sizi çok yıllardır takip ediyorum. Ya yani bunlar mesela sizin de dünya görüşünüze çok uyan şeyler değil. AK Parti içerisinde ben burada bir sürü insan e, konuk ettim. E, yani böyle bir şey duymadım. Ama bir yandan da AK Parti sayesinde bu isimler me meclise girdiler. Şimdi milletvekili oldular. Bu da size muhalefetin eleştirisi. Hadi buyurun. Şöyle şimdi e, burada bir haksızlık da yapmamak lazım. Bir kere başından beri söylüyoruz. Yani bütün Cumhur İttifakı partileri işte mesela diyelim Demokratik Sol Parti'de Hüdapar'da bizim listelerimizden parlamentoya girdi. Bunlar farklı partiler. Programları farklı, işte genel siyasi anlayışları farklı. Yani bu partiler birleşik, birleşip tek bir parti olmuş değiller. Bunu ayırt etmek lazım. Ama burada yani açıkça siz bir tane PKK'lı HDP'linin kalkıp PKK bir terör örgütüdür ve Kürt halkına karşı gerçekten suç işlemektedir. Bu terör örgütüne karşı mesafe koymamız lazım. Bunlara lanet olsun dediğini duydunuz mu? Bizim burada ayak izimiz yoktur dediğini duydunuz mu? Evet. Şimdi burada Hüdapar açıktan defaetle bu süreçte söylüyor. Bizim terörle hiçbir ilgimiz yoktur. Biz... Hizbullah'ın yaptıklarını, ettiklerini falan asla bunları tasvip etmiyoruz ve Hizbullah'ı da e, bu anlamda benimsemiyoruz. Hiçbir terör örgütüne de destek olmuyoruz. Bizim işimiz demokratik siyasettedir diyor. Bazı açıklamalar yapmış olmakla birlikte bakın ben Zekeriya Bey'le bu süreçte o iki... O şey söylediğim videoyu seyrettiniz mi? Daha yeni bugün bayağı bir dolaştı o. Şey. hangisini seri Atatürk Atatürk'le ilgili söylediği ve Hz.ullah ve PKK'yı terör örgütü Şimdi bu, bura, burada defa etle de bizim de bulunduğumuz yerlerde başka televizyon programlarında da açık bir şekilde terörle ilgilerinin olmadığını, terör örgütü, bütün terör örgütlerini ayrım yapmaksızın oryantasyonu ne olursa olsun ister dini olsun, ister seküler olsun, e, hiç e, ya da ister ırkçılık üzerinden bir terör örgütü olsun, bunların hiçbirisini tasvip etmediklerini açıkça söylüyorlar e, ve bizim bunlarla bir irtibatımız yoktur e, Bunu net söylüyorlar. Defalarca söylüyorlar. Beraber katıldığımız iki programda da şunları çok net ifade ettiler. Yani geliş kitlelerin önünde. Aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Aynı vatanın evlatlarıyız. Ve aynı ülkenin, burası Türkiye'nin bütünlüğü konusunda en ufak bir kere hiçbir şekilde Türkiye'nin bölünüp ile ilgili bir e, söz gündeme getirmemişler. E, ve bu süreçte de bunu hiçbir şekilde gündeme getirmediler. Ama işte sürekli bu süreçte Türkiye'nin bölünüp parçalanmasından bahseden bir PKK var. Ve PKK'nın tezlerini siyasallaştıran bir HDP var. Yani ikisini birbirine benzetmek bir kere haksızlık olur kanaatindeyim. Ee, sonuç itibariyle e, nihayetinde tekraren e, söylemek istiyorum. AK Parti e, Türkiye'nin e, siyasetinin merkezini inşa etmiştir. Bu merkezde ağırlık olarak yerli, milli, e, kuşatıcı... Demokrat ve reformcu bir çizgidir. Bu çizgin içerisinde uyan siyasi partilerle aktörlerle de işbirliği yaparak yolumuza devam ediyoruz bu partiler birleşip tek parti haline gelmiş değillerdir. Bu arada bugün bir şey vardı. E, Hüdapar milletvekilleri meclise çıkıp yemin etmek istemiyorlar. İşte içinde yemin içerisinde Türk ifadesi, Türk milleti var diye dendi. E, şimdi burada eleştirimizi söylüyoruz ama şeyi de söyleyelim. E, cevap haklarını kullanmış olsunlar onu da söyleyelim. Hüdapar resmi bir açıklama yaptı ve bunun doğru olmadığını söylediler. Ya tabi bu arada e, bir sürü yanlış algılar mesela bunu biliyoruz. Yani bunu defaatle söylüyorlar. Ya Bizim ya Türk bayrağıyla da bir hiçbir problemimiz yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile de bir problemimiz yok. Efendim bizim yeminle asla bir problemimiz yok. Esas meseleler yani çok temel vurgularından birisi. HDP ile e, Hüdapar'ı ayıran temel noktalardan birisi de ülkenin bölünmez bütünlüğüdür. Yani bölünmez bütünlüğünü savunma, savundukları için zaten Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alıyorlar. Burada duyulan endişe şudur. Hüdapar'ın aldığı oy, oy katkısından daha çok şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Kürtlerin tek temsilcisi HDP'dir. Hüdapar'da diyor ki hayır öyle değil. Ben de e, Kürt halkından oyalıyorum. Sadece evet. Hüdapar'la HDP değil ki Numan Bey. Yani ya, seçim sonuçlarına ki, bakın ortaya. Ölgeden işte, oyalan partilere Kürt, Kürtlerin, bakın. Kürtlerin, Kürtlerin, Türkiye'deki Kürtlerin yani birinci bir, 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 Birinci partisi AK Parti'dir. Geçmiş seçimlerde de böyle olmuş. E CHP ya ben, Diyarbakır'dan ben, milletvekili çıkardı bu ben, seçimde. Ben algıdan bahsediyorum. Yani HDP böyle bir algı yapıyor. Hüdapar'ın varlığından bundan dolayı hmm. rahatsızlık duyuyor. Ama biraz şey de var ne olur yapmayın. Yani Hüdapar'ın ee, bu size söylediğim konuşma bu seçim dönemi yapılmış bir konuşma. Yani AK Parti'nin listelerinden girecekleri yani Cumhur İttifakının ittifakın parçası değiller ama AK Parti listelerinden girdiler. Sonrasında siyasettir bu değişmiş olabilir ama bütün Türkiye, HDP var, Genel Başkanı'nın ağzından bunları duyduk. Bunlardan pişman olmuş olabilir, bu söylemini değiştirmiş olabilir. Bunlara da yer veririz söyleriz ama hani bu böyle 10 yıl önce söylenmiş sözler de değil yani. Yani burada temel kriterin eee terör, e, terörle e, teröre mesafe koymuş olmaları ve bunu net ifade etmiş olmaları ve ülkenin bölünmez bütünlüğüyle ilgili en ufak bir sorunlarının olmamış olmasıdır. E, şimdi ikinci tura gidiyoruz. İkinci tura giderken bir takım herkesin merak ettiği şeyler var. Birincisi diyorlar ki e, Ata İttifakı'nın seçmeni yani Sinan Bey'e oy veren seçmen kime oy verecek? Bu bir. Bunu size sordum cevap verdiniz. İkincisi ciddi anlamda e, oy kullanmayan seçmen var. Yani katılım çok yüksek. Bugün YSK %87 açıkladı. Bu şahane bir haber. Ki ben daha yüksek bekliyordum. Yani o sandıklardaki o yoğunluğu görünce ben daha yüksek çıkartıyordum ama %87 de müthiş bir katılım. Müthiş bir rakam. Ama hala kullanmayan milyon, milyonlarca insan var. Bu insanlar şimdi biraz önce Cumhurbaşkanı da söyledi. Oy kullanmayanlar da gelsin oy kullansınlar dedi. Hemşerilerinize söyleyin dedi. Kimse rehavete kapılmasın diye benzer söylemleri Sayın Kılıçdaroğlu da yapıyor. Bunlar ne olacak? Yani oy kullanmayanların sizce sandığa gelme ihtimaline bu anlamda AK Parti'nin stratejisinde bir yeni bir değişiklik bir şey var mı? İkincisi çok ciddi geçersiz oy var. Ya 1 milyon yanılmıyorsam geçersiz oy var. bu anlamda da parti olarak sizin seçime giderken bir hafta kaldı bir söyleminiz bir özellikle kendi seçmeninize ve tüm Türkiye'ye yönelik bir mesajınız var mı? Şimdi tabii yani biz başından itibaren hep şunu söylüyoruz. E ee, bize Avrupalılar parmak sallayarak demokrasi der dersi vermeye kalkar. Batılılar. Ee, ama demokrasinin en temel şeylerinden birisi sandıklardaki katılımdır. Ee, baktığınız zaman Avrupa ülkelerinin tamamından çok yukarıda, Tabii. Amerika ile zaten kıyas dahi edilemeyecek kadar çok yüksek %87.2 zannediyorum. Bizim buralara zaten bu coğrafyaya ee, Bu coğrafyaya zaten yani. böyle bir şey yok. yok. Yani Bizim bizim ülkemizin en büyük kazanımı budur. Sandığa sahip çıkan, demokrasiye sahip çıkan bir anlayış var. Vatandaş o gün gördüm, hakikaten çok memnun oldum. Evet, yani evet. coşkuyla... Düğün, Nerede kullandınız öyle Ben Bahçelievler'de bir ortaokulda kullandım. Vatandaş düğüne gider gibi Kaç gidiyor. Kaç saat sıra beklediniz? Yani bir herhalde 5-10 dakika içerisinde. Yani ben 1 saat 10 dakika sıra bekledim oy kullanmak için. Hayatımda evet. en mutlu olduğum kuyrukta e yani. Öyle öyleydi ve büyük bir biz biraz daha sakin bir saatte gittik. Hmm. Genele baktığınız zaman e yani bütün yakın tanıdıklarımız, akrabalarımız falan saatlerce dediğiniz gibi evet. bekleyenler oldu sandıkta. Bu çok güzel bir şey. Yani bir kere vatandaş demokrasiye sahip çıktın. Şunu söylüyor. Seçim 10 so madde sayın deseniz 1 numaralı madde şu. Hepiniz konuştunuz. Türkiye'nin geleceği hakkında kararı verecek olan benim. Seçmen bunu söyledi. Şimdi biz bu bu kadar büyük bir katılımdan, bu yüksek orandan memnunuz ama hep başından beri söylüyoruz. Ne olur katılmayan yurttaşlarımız gelsinler, oy kullansınlar. Bu sadece bir vatandaşlık e, vazifesi değil. Aynı zamanda dünyaya bir demokrasi dersi veriyoruz. Yani ikide bir utanmadan Türkiye'ye ayar vermek isteyen çevrelere diyoruz ki kardeşimiz siz kendi işinize bakın. Türk halkı zaten demokrasiye sahip çıkıyor, sandığa sahip çıkıyor. Birincisi bu. İkincisi maalesef muhalefet Seçim günü öncesi, seçim günü ve hatta sandıklar açıldıktan sonra muazzam bir seçim güvenliği yok algısı oluşturmaya çalıştı. Bunun da böyle olmadığı ortaya çıktı. Biz şunu söylüyoruz. Türkiye'de en iyi yaptığımız birkaç işten birisi seçimleri yönetmektir. Her dönem böyle olmuştur. Yüksek Seçim Kurulu işin patronu. Bütün Türkiye'de sandıklardan başlayarak Yüksek Seçim Kurulu'na kadar süreçler tanımlanmış. Ve bir yüksek e, yargı e, organı olarak, Onun da itiraz yok, yüksek seçim kurulunun üstünde de itiraz yok. Bütün itiraz süreçleri ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları merkezde geliyor. Her sandıkta 5 e, partinin yani son seçime katılmış ve en çok oy almış 5 partinin temsilcisi var. Her sandıkta isteyen vatandaş da müşahit olarak durabilir. Yani o eski Cumhuriyet Halk Fırkası döneminde olduğu gibi e, açık oy, gizli tasnif dönemi çok çok gerilerde kalmış. Sandıklarda oyunlar, bir takım operasyonlar dönemi geride kalmış. Bu seçimde onu da gördük. Ee, yine e, bu seçimde hem herkes sandığa sahip çıktı hem de neredeyse hiç olay olmadı. Bu da önemlidir. Biz yine tekrarlıyoruz. Bu vesile olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız gerçekten oy kullanmayan kardeşlerimiz gelsinler oylarını kullansınlar bunları niye biz %95'lere çıkarmayalım? %87 yapan bir millet %90'ın da üstüne çıkartır. Çok yüksek bir katılım olsun. Bir tek oyun bile zayi olmaması için biz teşkilatlarımızı hep uyarıyoruz. Sadece AK Parti'ye oy verenler değil. Bütün partilere kime oy vermiş olursa olsun, hangi adaya oy vermiş olursa olsun her vatandaşın iradesine sahip çıkmak. Onun için partilere seslenmediğimiz noktada burasıdır. Herkes sandıklara sahip çıksın ve e, sandıkla çıkan sonuca da herkes başka üstüne diyerek e, bunları abi, Kaç yıldır siyaset yapıyorsunuz? Ben ilk siyasete başladığımda 1999 yılında Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı olarak e, başlamıştım. Demek ki 24 yıldır siyasette aktif 24 siyasetin yıldır içerisinde. Size söylüyorum. Sizce ikinci turda bu iş bitti mi? E, bitti. Yani ama bunu bir rehavete kapılma... Çünkü Cumhurbaşkanı özellikle rehavet yok, zafer sarhoşu yok. biz de, o yüzden ilk, ilk, günden itibaren söylüyorum Yani şöyle algılarsak yanlış olur. AK Parti'ye oy veren %49.5'a seslenerek bunu söylüyorum. Ya 49,5 aldık bir yarım puana daha ihtiyacımız var diyemeyiz. Bunu bir futbol diyelim ki bir kupa finali olarak düşünün. İki ayağı olan iki maç olan birinci maçı aldık. Birinci turda çok büyük buçuk milyonu aşkın bir fark var Sayın Cumhurbaşkanı ile Kılıçdaroğlu arasında. Ama henüz kupaya el uzatmadık yani Cumhurbaşkanı seçimini süreci bitmedi. İkinci maç başlıyor. İnşallah 28'inde ikinci maç olacak. Bu yüzde 49,5'u alacağız. Üstüne daha fazla bir puan, 2 puan, 3 puan, 4 puan Allah ne verdiyse, vatandaşımız ne kadar yöneldiyse daha fazla oy alacağız. <laughs> Dolayısıyla bu sürecin zaferle taşlanması için yüzde 49 ilk günkü o azimle yani 14 Mayıs'ta gittiği kararlılıkla sandığa gitmesi Gitmeyen dostlarını, arkadaşlarını, ahbaplarını, komşularını, e, akrabalarını bir şekilde oy vermek için, Sayın Cumhurbaşkanımıza oy vermek için ikna etmeleri ve e, sandıkta çok yüksek bir oyla çıkartmaları. Dolayısıyla burada e, tabii ki rehavete kapılmayacağız. E, teşkilatlarımız da bunun için çalışıyor. E, parti e, tabanımız, üyelerimiz bunun için çalışıyor. Birebir Birebir temaslarla bu kalan bir haftayı, son 7-8 günü en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. E, yani seçim sandık günü kazanılır. Bunu hep söylüyoruz. E, sahada olmayanın sandıkta olması mümkün değildir. Hep biz e, siyasi hayatımız boyunca bunu söyledik. E, milletin gönlüne girmeyi başardı Tayyip Erdoğan niye bu kadar çok seçim kazanıyor? Niye AK Parti e, en zor koşullarda bile birinci parti olarak sandıktan çıkıyor? Bundan dolayı çok sebep var ama bir tanesi en baş sebebi milletin gönlüne girmeyi başarmak. Hep şunu söyledik. Hepsinden iyicesi bir gönüle girmektir gönlüne girmediğiniz insanın ya bu adamlar bu işi yapar, bu adamlardan memlekete hayır gelir diye insanların gönlüne girmiyorsanız zaten zihnine giremezsiniz, oyunu alamazsınız. Sadece mesele oy almak değil, insanların gönlünü kazanmaktır. 11,5 milyon üyesi olan bir siyasi partiden bahsediyoruz. Ama bütün bu güce, bu kadar büyük bir siyasal mekanizmaya rağmen, çok güçlü bir siyasi lidere rağmen yarış bitmemiştir onun için ikinci masada maçada bütün gücümüzle asılacağız ve inşallah İki, e, kupayı alacağız. İkinci turda sizce %87'den daha mı çok katılım olur e, daha mı az? Ben mu? daha fazla katılım olacağı kanaatindeyim. Enteresan bir şey söylüyorsun. Çünkü benim konuştuğum hem AK Partililer hem CHP'liler e, benzer endişeyi taşıyorlar. Yani daha az sandığa gitme ihtimali olma e, durumundan endişe duydukları söyler. Siz ben daha çok insan gidecek diyorsunuz. Çünkü e, şöyle e, yani bitmedi. Yani merhamet e, olmaz diyorsun. E, biz ol, genelde ol, rehavete uygun bir toplumuz toplumu olmaması için gayret ediyoruz. Olmaması için çabalıyoruz. Herkesin, bütün e, her iki tarafın e, politik aktörlerinin de bu rehavete kapılmaması için çalışılması lazım. Ee, e, bir başka önemli nokta da deprem bölgesindeki oylar. Ee, Birçok yorumda işte deprem bölgesinde e, özellikle ilk iki gün, üç günlük o arama kurtarma sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın hükümet yetkililerinin de kabul ettiği hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın helallik istediği o ilk iki, üç günde ulaşılamaması deprem bölgesine arama kurtarma faaliyetlerinin e, seçimde ciddi bir e, oy olarak AK Parti'ye çıkarılacağı söyleniyordu. Fakat istatistikler gösteriyor yani seçim verileri gösteriyor ki pek öyle olmadı. E, siz deprem bölgesinde AK Parti'nin aldığı oyuna bağlıyorsunuz? Şöyle şuna bağlıyorum yani bir kere... Allah vermesin. Allah göster, Hiçbir millete göstermesin. Yani bu tahminlerin önceden hesap edilebilir olmanın çok 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 ötesinde bir felaket. Hep beraber yaşadık. Yani bir de o gün biz ilk Kahramanmaraş'a gittiğimizde eksi 15 dereceydi hava sıcaklığı ve gece boyunca tipi olarak kar yağmıştı. Her türlü olumsuz şart üst üste geldi ve milletin üstüne bastı. Yani fiziki imkansızlıklar, maddi imkansızlıklar dolayısıyla maalesef Zor saatler geçirildi, ama hemen ikinci gündü zannediyorum Cumhurbaşkanımız ve üçüncü günün sabahında oraya ulaşıldı. İlk andan itibaren bütün kamu kurum ve kuruluşları seferber oldu. Kim yollar kapanan yolları kapanan illerimiz oldu, ulaşılamayan yerler oldu, uçaklar kalkamadı. Hepimizin bildiği şeyler, siz de deprem bölgesini iyi biliyorsunuz. Ama millet şunu gördü. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti samimi bir şekilde hükümet samimi bir şekilde sahada vardı. Deprem oldu 4.20. inanın ki 4.5 gibi bitti, bizim milletvekili arkadaşlarımızın tamamını mobilize ettik ve herkes kendi bölgesine gitmeye başladı. 3-4 saatte giden oldu, 9-10 saatte gidebilen oldu. Yani burada millet şunu gördü, samimi olarak ya bu hükümet uğraşıyor, bu AK Parti uğraşıyor, belediyeler, AK Partili belediyeler uğraşıyor. Ve hiçbir ayrım yapmadan herkese ulaşıyor. STK'lar ulaşıyor, kamu kurum ve kuruluşlara ulaşıyor. Çalışıyor. Eksiklikler var mı? Vardı tabii ilk anlarda bunu. Tabii Cumhurbaşkanımızın bir özelliği de bu. Hepimizin bizim de o. Yani olanı olmamış gibi gösteremeyiz. Yani e, olanı bir şekilde yanlış bilgiyle örtemeyiz. Bu millete karşı haksızlık olur. O helalleşmede oydu ve millet bunu anladı. Ama arkasından e, şunu da gördük. Ya bunu yaparsa bu... Ee, yine Cumhurbaşkanımızın bana bir yıl müsaade verin buralı, bu şehirleri yeniden ayağa kaldıralım. Şimdi millet görüyor ben ben de gittim gördüm ben de eşimle beraber e, Arefe gecesi e, Defne'de konteyner kentte kaldım bayram gününü Defne'de geçirdim e, işte Hatay'da geçirdim birçok yeri e, dolaştık e, e, vatandaş şunu görüyor ya hakikaten Allah razı olsun. Bütün ihtiyaçlarımız giderildi. Şimdi kalıcı ihtiyaçlarımızın giderilmesi lazım. Konutların yapılması lazım. Hayata yeniden tutunması için insanların iş yerleri vesaire bütün bunların yeniden oluşturulması lazım. E bunu da yaparsa AK Parti yapar diyor. Deprem bölgesindeki bu sonuçların arkasındaki temel şey bir Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye duyulan güvendir. E, i̇kincisi de sahada e, gerçekten aktif olarak e, çalışmaların görülmesidir. Örnek olarak Defne'den e, konu açıldı. Hemen Defne'de birkaç gün içerisinde Kocaeli Belediyesi, MÜSİAD e, Almanya Şubesi ile birlikte e, 40 yataklı bir e, prefabrik hastane kurmuş. Hatta biz ziyarete gittiğimizde evet. sedede kıvranan genç bir arkadaş vardı. Apandisti patlamak üzereydi. Hemen ameliyata alacaklardı. Yani şimdi millet bunu görüyor. Ve ayrım gözetmeksizin i̇şte Defne'de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok çok yüksek oy aldığı bir nokta Hiçbir şekilde ya bu felance partidendir, bu felance partidendir e, demiyor. Ama tam da deprem sonrasında e, maalesef oradan çok yüksek AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza oy çıkınca, Cumhur İttifakı'na oy çıkınca, Cumhuriyet Halk Partili bazılarının e ortaya koyduğu şey iğrençtir. Yani hakikaten tek kelimeyle iğrençtir. Kabul edilemez. E, bir nefret suçudur. Siz misiniz onlara oy verdiniz? Bizden de size zırnık yok e, manasına gelecek şeyler. Tekirdağ Belediyesi ya sen bir belediyesin, bir kamu kuruluşsun. Yani elindeki imkanlarla oradaki ins insanlara ev sahipliği yapmışsın. Ee, ve maalesef e, oradan onları çıkartıyor. Niye? O bölgeden çok çıktı diye. Bugün iki tane şey gösterdi arkadaşlar çok hoşuma gitti. Birisi CHP'li belediyeler e, su falan filan yardım yapmış. Bir tanesi rakamı unuttum ama 50-60 lira vesaire gibi bir parayı e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesaplarına zannediyorum Kılıçdaroğlu'nun hesabına göndermiş istemiyoruz diye. Bir tanesi de yine verilen bir belediyenin hesabı şeyini e, gübre dağıtılmış o e, gübreyi götürmüş Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına koymuş. Şimdi bir tarafta milletin tamamını kucaklayan, tamamının ihtiyaçlarını gidermeye çalışan, oy ver hem de hiç kendisine oy vermeyen kitlelere bile destek olmaya çalışan çırpınan, gayret eden merkezi hükümetler, yerel yönetimler diğer tarafta kendisine oy vermeyenleri adam yerine bile koymayan insanlık dışı bir siyaset anlayışı. E, millet bunun ikisinin arasındaki farkı da görüyor. Özellikle turizm bölgesindeki izleyicilerimizden size çok fazla mesaj var. Diyorlar ki ne olur şu müzik yasağını kaldırın. Pandemi bitti artık. E, iş yapmak istiyoruz. Çalışanlarımız var. E, lütfen e, Sayın Kurtulmuş'a bunu iletin diye. Ben de buradan size iletiyorum. Eyvallah. Ben de Bakanlığa ilettim. Evet, İçişleri Bakanlığına, Sayın e, Bakan'a, e, Kültür Stütürtürk Bakanlığına, bakanlığına evet, evet. E, çok fazla mesaj var. Bunu buradan iletmek zorundayım size. Bir ikinci tur tahmininiz var mı? Recep Tayyip Erdoğan Kimsenin gık diyemeyeceği bir oranda oy olarak e, yeniden cumhurbaşkanı seçilecektir. Ee... Şimdi önümüzdeki dönem yerel seçime gidiyoruz. Yani bu seçim bitiyor bu sefer yerel seçim başlıyoruz. Sizin işiniz çok iyi olacak ama biz muhtemelen sizi ben birazcık bu işlerde istihbaratı sağlam bir gazeteciyimdir. Sizi muhtemelen bakanlar kurulunda da bir görevinizden dolayı ağırlıyor olacağız. Çünkü çok fazla konuşuluyor. Sizin isminiz de konuşuluyor. Eğer Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığını kazanırsa sizin de kabinede yer alacağınız yönünde çok ciddi kulisler var. Ama yerel seçimlere de gidiyoruz ve bu seçimlerde büyük şehirlerde muhalefetin oyları hala ciddi anlamda önde dur. Hala ciddi anlamda yüksek. İstanbul'da, Ankara'da hala birinci parti hatta. Doğru. E, belediyelere baktığınız zaman bunlar da CHP'li belediyeler. Şimdi yerel seçimlere giderken AK Parti'nin bu belediyeleri yeniden alma stratejisinde ne olacak? Bu seçim sonuçlarına baktığınız zaman e, nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Şimdi daha erken mi yoksa bunu konuşacağız? Yok yok yo yo değil çok yani, tabii ki 28'inden sonra 29'u bir gün dinleniriz, tatil yaparız, seviniriz. Ay dün şey seyrettiniz <laughs> mi? Binali Bey'i seyrettiniz. Ben dün ben mi? izleyemedim. Bileyim. Ya, maalesef bu süreçte hiç televizyon izleyemiyoruz. Şey dediler ki Binali Bey'e oradaki arkadaşlar işte Cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Erdoğan kazanırsa ne yaparsınız? Ne yapacaksınız? Vallahi ben olsam 5 saat uyurum deliksizdir. <laughs> <laughs> şimdi, şimdi tabii e, bir de bu seçim diğer seçimlerden farklı. Stresi çok yoğun bir seçim. Evet, Hala giderek e, çok yüksek bir e, stres var. E, şimdi bizim parti olarak şöyle bir özelliğimiz var. Geldiğimiz siyasi gelenek, milli siyaset geleneği dedim ya. Biz e, sos, e, algılar üzerinden, işte bir takım yabancı güçlerin verdiği destekler üzerinden, yabancı e, işte e, küresel medya kuruluşlarının verdiği destekler üzerinden hiç destek aramadık. Siyasette bir tane gücümüz oldu maddi anlamda, beşeri anlamda milletin gücü. Biz onun için her seçimi bitirdiğimizde ertesi gün bütün dosyalarımızı önümüze koyarız. Ya nerede ne hata var, nerede eksik yaptık, nerede e, hata oldu bunları gözden geçiririz. Şimdi bakın çok hoşuma gitti arkadaşlarımız e, bu seçimde şunu yaptılar. E, tek tek sandık sandık e, sandıkları çalıştılar. Kalabalık ailelerin verdiği sandıklarda yani AK Parti'ye oy çıkmayan e, sandıkları e, şey yaptılar. O ailelere ziyaretler, ikna etme ziyaretleri. Şimdi burada e, dediğiniz doğru İstanbul ve Ankara'da bazı başka şehirlerde de e, hala e, muhalefet bloğu e, önde görünüyor. E, bu bize yakışmaz. Önümüzde gelecek bir de önümüzdeki Mart'ta yapacağımız bir yerel seçim var. E, hem İstanbul'da hem bütün şehirlerimizde bütün ilçelerimizde. Kuvvetli taraflarımızı, e, zayıf taraflarımızı gözden geçireceğiz, tedbirlerimizi almaya çalışacağız. E, hem teşkilat itibariyle, hem belediyelerimizin çalışmalarının gözden geçirilmesi bakımından e, değerlendirmelerimizi yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz. E, program bitti. E, program biterken size sorularımı sordum ama bugün tabii çok önemli bir gün. Programı ben özellikle kapatırken e, bugün 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıkışının hem yıl dönümü hem Atatürk'ü anma hem Gençlik ve Spor Bayramı bu kadar önemli bir günde Ulu Önder'imizi Atatürk'ü anıp ona saygıyla, minnetle bir kez daha önünde saygıyla eğiliyoruz. Onun emanet ettiği gençliğin, bu ülkeye emanet ettiği mirasın takipçisi olduğumuzu söylüyoruz. Bu önemli ve güzel günde, tabii ki bu bizim için önemli bir başka tarafı da milli mücadelenin başlamış olması. Yani bu topraklarda hepimizin var olduğu günün de Aynı zamanda yıl dönümü. Belki de buna dair de şimdi, son sözlerinizi şimdi, alarak bitirelim. Şimdi çok kolay söylüyoruz. Milli mücadelenin başladığı gün diyoruz ama o günkü şartları ya. hatırlayın. Koskoca cihan devleti 7 cephede yenilmiş, ile geriye çekilmiş. 20 yıl içerisinde 5 milyon kilometre kareden Anadolu kıtasına hapsedilmiş. Her tarafında emperyalistlerin gelip sır sağladığı... E bırakın mücadele edecek e, topu tüfeği kazması küreği bile olmayan bir millet e, ya Allah diyerek bir kurtuluş meşalesini tutuşturmuş. E, Samsun'da e, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde bir büyük mücadele başlatılmış. Hı. Ve milletin bütün kesimleri çok kısa bir sürede yani hem başlaması hem milli mücadeleye halkın katılımı arasındaki süreye bakarsanız Tabii. çok kısa bir süre içerisinde tabir caizse ateş bütün Anadolu'yu sarmış. Kurtuluş ateşi, bağımsızlık ateşi. Bu e, emperyalizme karşı verilen mücadelede örnek bir safhadır. E, bunu böyle görmek lazım ve bunu da tek 85 milyonun ortak tarihinin bir parçası olarak telakki etmek lazım. E, yani 19 Mayıs e, aynı zamanda hem e, kurtuluş bağımsızlık mücadelesi hem de böyle bir e, bayramın gençlere e, armağan edilmiş olması. Bunun da ayrıca bir anlamı var. Biz hep şunu söylüyoruz. Gençleri bir takım işte kuşaklar üzerinden ayrıma tabi tutmak isteyenler şunlar bunlar diye bölme. Hayır öyle değil. Türk Biz Türkiye'nin gençliğine güveniyoruz. Çok sağlam bir gençlik geliyor. Bazılarının böyle karamsar bakışlarına rağmen gerçekten ülkesine, milletine bağlı, kendi medeniyet değerlerine bağlı, Emperyalizm derken başka ülkenin insanları bunun ne olduğunu bilmiyor ama biz bizim çocuklarımız dedelerinden, babalarından, büyüklerinden bunları dinlemiş, işgali yaşamış ve kurtuluşu yaşamış bir milletin torunlarıyız. E, bu fevkalade önemlidir. Biz dünyayı çok gezdik dolaştık her seviyeden hem yüksek entelektüel e, standartlarda insanlarda hem politikacılarla görüşme konuşma tanışma ülkelerin e, tarihini e, çok daha yakından gözlemleme imkanımız oldu. Şunu iftiharla söyleyebiliriz. Allah'a çok şükür Anadolu toprakları emperyalistler tarafından işgal edilip mandalaştırılamamış dünyanın en önemli en müstesna yerlerinden birisidir. Bu bizim en büyük kazanımımızdır. Bunu kaybetmememiz lazım. Bu kazanımımızı elde etmemize vesile olan büyüklerimizi başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şükranla andığımızı ifade etmek isterim. Biz de evet buradan sevgili seyircilerimizin hem bayramın 19 Mayıs'ını kutluyoruz hem de atamızı şükranla, milletle anıyoruz. Sayın Kurtulmuş çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Satıldığınız için önümüzdeki dönemde... Sizi tekrar misafir edeceğiz sonbaharda diye umut ediyorum. Yıllarda sizde çünkü bayağı uzun süre oldu evet, röportaj yapmıyoruz. Bundan sonra zaten hem seçim dönemi geliyor hem e, muhtemelen başka gündemlerde olacak. Sizi tekrar sonbaharda az önce konuşma göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, az önce konuştum bitti. Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum konuğumuz saat 8'de. Biz yine buradayız. Hoşçakalın. GABBA Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum sona erdi.